seni öyle babadan öldürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim hazırlığımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Katılım da yoğun. Evet. Bununla ilgili değerlendirme yapabiliriz. Tabii öncelikle ön seçim partimize, başta şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem ön seçim kararı aldı. Birçok ilde, hatta büyük şehirlerde de ön seçim kararı aldı. Demokratik olan, doğru olan yöntem ön seçimdir. Bunu Türkiye'de uygulayan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Görüleceği üzere katılım son derece yüksek. Vatandaşlarımız ilgi duyuyor. Yıllardır bekledikleri tabloyu bizimle beraber buldular. Vatandaşlar arabalarıyla geliyorlar. Ulaşım sıkıntımız yok. Adaylar arkadaşlarımız gayet medeni çalışıyorlar. Herhangi bir itilaf ya da en ufak bir gerginlik yok. Herkes birbirine saygılı davranıyor. Herkes gelip oyunu kullanıyor. Pazar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı. Şu saatlere kadar yoğun ilgi devam ediyor. Öğleden sonra daha kalabalık olmasını bekliyoruz. Başkanım, adaylarımız birbirinden değerli bir adaylarımız. Tabii 8 de çok değerli. Evet, 8 de bizim adayımız. Evet. 8'i de çok değerli. Hepsi eğitimli. Daha önce partide görev almış. Partinin değişik kademelerinde görev almış. Değerli insanlar. Dediğimiz gibi kim olursa olsun, 1-2-3 hiç önemli değil. Arkasında çalışacak, emek verecek, koşturacak bir il örgütü var, ilçe örgütü var. Biz gayet memnunuz. Demokratik olan yöntemler, üyemiz kimi seçerse bizim adayımız o olacak. Şu tablodan da oldukça mutluyuz, umutluyuz. Bu tablo, bu başarı, bu enerji, bu sinerji 7 Haziran'da bizi başarıya götürecek. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi önce için kendi içinde yaşatmaya başlayan bir parti olarak, daha doğrusu Türkiye'de demokrasiyi kuran parti olarak bugün gördüğünüz gibi bir demokrasi şenliği, bir şölen yapıyor. Ön seçimle aday adaylarımızı belirliyoruz. Bizim genel merkezimizin öyle siz yazın biz içeride okuruz gibi bir tavrı olmadığı için burada yazılan üye aday seçimleri akşam yine burada çıkacak. Diliyorum bu Türkiye için önemli bir aşama, Türk demokrasisi için de önemli bir gösterge olacaktır. Buradan çıkan sonuç Kırıkkale'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı olacaktır. Kendiniz de dışarıda gördünüz, çok yoğun bir katılım var. Bu katılımı son yıllarda göremiyorduk pek ama bu demokrasi şöleniyle birlikte bu katılımı sağladık. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne duyulan teveccühü de ortaya koyar. Ve bu aynı zamanda 7 Haziran seçimlerinin de kazanılacağını ortaya koyar. Biz 7 Haziran'a bugün almaya başlıyoruz. Bu 7 Haziran öncesinin bir provası. Kesinlikle 7 Haziran'ın provasıdır bu ve bugün Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Partiler 7 Haziran seçimlerine hazır olduklarını gösterdiler. Tüm üyesiyle beraber, yöneticisiyle beraber, aday adaylarıyla beraber seçime hazır olduğumuzu gösterdik. Biz bu seçimi 7 Haziran'da da alacağız ve Türkiye'nin demokrasisine bugün atılmaya çalışılan, açılmaya çalışılan yaraları tedavi edeceğiz. Bu cumhuriyeti Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kurduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği görevi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aldık. Bu cumhuriyeti biz kurduk. Yaşatacak ve yüceltecek olan yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun örneğini, bunun çalışmalarını bugün yapıyoruz. Başkanım teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Söz konusu. Neler söylemek Cumhuriyet Halk Partisi 30 yıldan sonra ilk defa ön seçim yapıyor. Güzel bir ön seçim oldu. Biraz zor, biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Çünkü bilmediğimiz bir seçimdi. Acemiklerimiz de oldu ama 2165 tane üyeyi sanda taşımaya çalıştık. Ulaştık birebir, görüştük. İnsanların emekleri çok bu partide. Bu partiye sahip de çıktılar. Bugün gördüğümüz o. Aşağı yukarı partilerimizin %70'i oyunu kullanmaya geldi. Bu bizim için, partimiz için ve Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum. Ben tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Seçimden sonra da biz yine buradayız. Yine biz partimizin yanındayız. Yine partimiz iktidar yapmak için de mücadele edeceğiz. Başkanım, yoğun bir katılım da var. Evet, evet, çok güzel bir katılım var. 7 Haziran öncesi prova diyebilir miyiz başkanım? Buradaki arkadaşlar tamam birer nefer. Hepsi mahallelerden geliyor. 7 Haziran'a gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü gireceğine inanıyoruz. Süreçte onu gösteriyor. Biz en az bir vekil buradan çıkartacağız. Umarım inşallah öyle olacak. Hayırlısı diyelim. Sağ nasip. Sağ olun. Evet, katılım çok iyi. Ben memnunum. Hepimize hayırlısı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi adına en iyisi kim olacaksa o olsun. Hangimiz çıkarsak çıkalım. Sonuçta çalışacağız yine. Hepimiz CHP için çalışacağız. Şimdi ülkemiz
Dolayısıyla da kırık kalemiz tabii. Gerçekten çok önemli zamanlardan geçiyor. Hassas, sıkıntılı ve yakışmayan, kırık kalemize de yakışmayan bir vaziyette. Ben bütün 77 milyonun içinden bir fert olarak aynı sorumluluğu taşıyan, aynı heyecanı yaşayan ama bu kadar da Kırıkkalemiz ve Türkiye'mizden çok şeyler bekleyen bir öğretmen olarak bu durumların mutlaka bir çaresinin olacağına inanıyorum. Bu millet her zamanlar zor durumları çok dersler vererekten hatta aşmıştır, başarmıştır. Ona da inanıyorum. Ve de ilk önce Kırıkkalemizin bir evladı olarak Kırıkkalemizin gasp edilmiş, geri bırakılmış, hakları elinden alınmış ve birçok yöndeki gelişmeleri gerçekten sorumsuzca durdurulmuş bir memleketimiz olarak, ilimiz olarak, yuvamız olarak bu sorumluluk içerisinde sorunları bildiğim gibi çözümleri de mutlaka vardır. Ama bu diğer partilerde olmayan partici demokrasinin tüm kurum ve kurallarına işletildiği bir ön seçim yaşıyoruz. Gerçekten bu partimize bir heyecan verdi. Eskiden biliyorsunuz milletvekili seçilenleri liderler tayin ettiği için seçilen milletvekili de lider milletvekili oluyordu. Ama biz inşallah halkın milletvekili olacağız. Çünkü burada üyelerimiz, tüm kayıtlı üyelerimiz de yaptığımız seçimde. Üyelerin takdiri sandığa yansıyacaktır. Bizim hedefimiz bugün değil, 29 Mart değil, 7 Haziran'dır. Sandıktan kim çıkarsa çıksın bütün adaylar olaraktan, il yönetimi, ilçe yönetimi, partilerimiz olaraktan bu dönem Kırıkkale'de CHP'yi birinci parti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun da ışıklarını görüyoruz ve ümitliyim ben de. Efendim bugün de yoğunluk söz konusu, yoğun Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimizde yoğun bir katılım gerçekleştiriyor. Valla ben de bu 7 kadar... 7 Haziran öncesi bu prova diyebilir miyiz? Tabii bu onun bir heyecanı yarattı zaten. Ön seçim partimize bir heyecan yarattı. İnsanlar, üyeler, birbirlerini tanımayan üyeler vardı. Birbirlerini tanıdılar. Partiye bir heyecan geldi. Bu 7 Haziran'da da yansıyacaktır inşallah. Teşekkür ederim. Vallahi ilk amacımız ön seçimle birlikte partiye biz hareket getirmek istiyoruz. Daha sonra bu hareketi de bir iktidar yürüyüşüne dönüştürmek istiyoruz. O nedenle dikkat ederseniz bizim seçmenimiz ön seçime çok ilgi gösterdi. Yoğun bir şekilde katılım var. Bu partideki birlik ve beraberliği de pekiştiriyor diye düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliği genel seçimlere taşıyacağız. Ve 7 Haziran'da da inşallah iktidar olacağız diye düşünüyoruz. Efendim 7 Haziran öncesi bir prova diyebilir miyiz? Yoğun bir katılım da var. Yani tabii dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu ön seçim kararıyla birlikte partiye ciddi bir canlılık geldi. Siz de görüyorsunuz yani etrafta insanlar var, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, kulis faaliyetleri devam ediyor. Bu partiyi birleştirir, bir araya getirir ve büyütür. Bizim düşüncemiz o. Özellikle daha önceden partimize küsen, partide kadro dışında kalan tüm arkadaşlarımız biz bugün burada hepsini gördük. Bu da bize mutluluk veriyor. Gerçekten iyi yoldayız diye düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olacak. 7 Haziran'da da bunun meyvesini alacağız. Alacağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun. Burada Ziya Kalla. Tamam sen bari. Tamam. Olur mu yana bana? Gel. Gel. Beşer Çay. 8'e. İkinci sayı. Ne yapıyoruz? 8 numara. Sayamaz. 2 numara. Adaylık kararına göre söylersem daha kolay olur değil mi? Öyle daha iyi olur. Ama bana ne söylüyorsun? Siz sevgilim. Adaylık kararına göre. Thank you.
mücadele ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak şunu hemen söyleyeyim. Burada biz bir yarış yaptık. Bir savaş değildi. 8 tane arkadaş dışarıda olarak tümünüze, tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bu güzel günde gerçekten bir demokrasi örneği göstererek bu ön seçimi başarmış olmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz öncelikle var olun, sağ olun. Hep şunu söyledik arkadaşlar. Biz burada ön seçimde bir aile içi yarış yaptık. Bu nedenle 8 aday arkadaşımız, ben dahil olmak üzere. Herkes gerçekten dostça, gerçekten kardeşçe yarıştı. Bu üyemizin takdiridir. Hep genel merkeze atamadan dolayı kızardık. Bu sefer üyemiz böyle takdir etti. Ben şunu söylüyorum. Burada kaybeden kesinlikle yok. Bana göre kaybeden yok. Kazanan da yok. Kazanan tek şey Cumhuriyet Halk Partisi. Bu kazancımızla beraber ben inanıyorum ki önümüzdeki 67-68 günlük süre içerisinde tüm aday arkadaşlarımla ve aday arkadaşlarımla yan yana, omuz omuza, birlikte kardeşçe ülkemiz, partimiz ve demokrasi için mücadele edeceğiz. Buna inanıyorum. Bu nedenle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Aday arkadaşlarımın sonuna kadar yanımızda olacağından eminim. Onlar bir de olsaydı ben de sonuna kadar yanlarında olurdum. Buna zaten başta söz verdim. Hepinizin huzurunda Cumhuriyet Halk Partileri temsilen bu arkadaşlarımı teker teker öperek kutlamak istiyorum arkadaşlar. Başkanım. Şu anda tam şey değil ama sonuç böyle galiba. Evet arkadaşlar, şimdi yapılacak şey birlikte olmak. Şimdi yapılacak şey bütün kırgınlıkları, dargınlıkları, yarışı, mücadeleyi unutmak. Şimdi yapılacak şey birlikte olmak, kardeş olduğumuzu ve buna mecbur olduğumuzu bilmek, bu seçimi AKP'nin son seçimi yapmak için mücadele etmek arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepiniz yeterince yoruldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Hep beraber partiye gidelim. Demokrasi şöleni yaşattı. İyi bir örnek verdi. Bu Türkiye'deki bütün partilere örnek olmalı. Bu birliktelik, bu demokrasi şöleni inanıyorum 7 Haziran'da da aynen devam edecek. Ve Türkiye AKP iktidarından, bu baskıcı zihniyetten, bu artık otokratikliği de geçip tek adamlığa doğru giden zihniyetten kurtulacaktır diye düşünüyorum. Başkanım, 7 Haziran öncesi yoğun bir kalabalık da vardı. Onun bir provası diyebilir miyiz? Valla Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ülkelerine sahip çıktıklarını gösterdiler. Evet. Bu birilerine herhalde, izleyen birilerine herhalde iyi bir göstergedir. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmemeli siyasette. Türkiye'de 13 yıldır kendisini vazgeçilmez zanneden bir anlayış vardı. Burada gördük, Cumhuriyet Halk Partili bu insanların, bu yurttaşlarımızın katılımı ve desteği aslında bir mücadelenin büyük bir başlangıcı. Bu başlangıçla beraber ben yine söylüyorum, inanıyorum AKP iktidarını devireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeniden Cumhuriyet'in temellerini yeniden oluşturacağız. Eski temellerini yeniden kuracağız. Yeni bir demokrasi kurmak gibi bir düşüncemiz olmuyor. Biz eski Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ihya edeceğiz, yeniden kuracağız ve bunun için mücadele edeceğiz. Ben ön seçime karar veren genel merkeze, ön seçimi yapan il örgütüne, ilçe örgütüne, ön seçime katılan bütün ilçelerime ve bütün yurttaşlarıma, partililerime teşekkür ediyorum. Size de ayrıca Kanal Siyaset olarak tebriklerim ve teşekkürlerim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Altyazı M.K.
Bu reklam abi. Daha fazla olan abi benim de kurduk. Daha da verir olsun abi. Sen de İkiyle müstahil sayılıyor. Adam sizden arasında. İkiyle müstahil dedi. Abi sus lan çeneyim. Biri de çıkın falan. Bir ayak yazısı. Gördüzük teşekkür ederim. İkiyle geçeyim arkadaşlar. Murat Başkanım. Murat Başkanım. Çok sağ ol efendim. Selvan Köy'e. Arkadaş tebrik ederim. Teşekkür ederim başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah yardım etsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yerimizi ziyaret edelim. Teşekkür ederim. Vallahi hep de sağlığınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam, haberleşiyorum. Sağ olun. Haberi mi geçeceğim? Şöyle geçsem başkanım. Geçen almak. Bu ön seçim mücadelesindeki katkılarından dolayı il başkanımızın nezdinde tüm partilerimize ve bütün ilçe başkanlar arkadaşlarıma, aynı zamanda aday arkadaşım Memduhlu Soy'un kişiliğinde, kimliğinde de diğer tüm aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Arkadaşlarım, biz bir aile içi yarıştan çıktık. Bundan sonra şu andan itibaren artık görevimiz Türkiye'de baskıcı düzene AKP iktidarına gelecek. AKP iktidarına, Türkiye'de demokrasiyi, laikliği, insan haklarını katleden anlayışlara karşı mücadele etmek. Bugün kardeşler arası bir yarıştan çıktık ama bir büyük savaşa başlıyoruz. Bu büyük savaş bence Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin yeniden ama bu kez değişmeksizin yürürlüğe konacak bir savaşın başlangıcı bugün. Bu savaşı Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı ile verdiği başardı. İkinci Kurtuluş Savaşımızı emperyalizmin silahsız ama paralı işgalcilerine karşı vereceğiz. Yıldır bu ülkede hükümet devlete karşı darbe yapmakta. Bu darbeye birlikte vereceğimiz mücadele, ortaya koyacağımız başarıyla beraber hep beraber dur diyeceğiz. Darbecileri geldikleri tarihin karanlığına, kafalarındaki o karanlığa gömeceğiz arkadaşlar. Yaşı her ne olursa olsun. Bu 5 yaşında, bu 7 yaşında. Bunlardan başlamak üzere 77 yaşında, 88 yaşında, 99 yaşında tüm dostlarla birlikte mücadele etmek istiyorum. Bu mücadeleyi beraber yapacağımıza inanıyorum. Bizi yalnız bırakmayacağınıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Hepinize sonsuz saygı ve sevgiler. Türkiye'mizin ve Kırıkkale'mizin içinde bulunduğu durum belli. Biz bir yarışın başlangıcını yaptık. Bu yarış 8 Haziran'a kadar en son ivmesinde devam edecek. Hep birlikte 8 Haziran'da da meclise dayanacağız. Birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan başarıyı artık Kırıkkale'de göstereceğiz. Biz 8 arkadaşla birlikte aynı hızla
aynı heyecanla, aynı şevkle ve aynı inançla hedefe kadar birlikte gideceğiz. Şimdiden Kırıkkale'nin 3 milletvekilliğine Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri olarak da meclise götürüleceğine şimdiden inanaraktan hayırlı olsun diyorum. Bildiğiniz üzere bizler aslında çok yeni bir il yönetimiyiz. Geldiğimizde hemen önümüzde ön seçim, ardından genel seçim bu. Ön seçimde 8 tane birbirinden değerli adayımız vardı. Bizim için hangisi olsa fark etmezdi. 8'i de son derece dürüst, herhangi bir taşkınlığa yer vermeden tamamen parti ahlakı ve disiplinine uygun bir şekilde hareket etti. 8 aday adayımız da bugün kazanmış olduk. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Gibi Türkiye'de demokrasiye inanan, sandıktan çıkan neticeye riayet edecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun için de demokrasiyi gösterebilmek için demokrasinin zenginliğini, demokrasinin çağdaşlığını, demokrasinin tercih üstünlüğünü gösterebilmek için Cumhuriyet Halk Partimiz Genel Merkezi Kırıkkale'mizde ve 55 noktada ön seçim yaptı. Kırıkkale'de bunlardan biriydi. Bu sadece bir hazırlıktı. Bu ön seçimde biz 1-2-3 sıralamayı belli ettik. Asıl hedefimiz 7 Haziran. 7 Haziran'da başarılı olabilmek. 7 Haziran'da başarılı olabilmek için buradayız. Bu cesarete, enerjiye, güce, güvene sahibiz. Bugün buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Kırıkkale Lisesi'nde ve diğer ilçelerin tamamında çok yoğun bir katılım oldu. Çok fazla bir talep oldu. Partilerimizin büyük kısmı sandığa gitti ve sandığına sahip çıktı. 8 aday da bizim, dediğim gibi. Kim kazanırsa kazansın. Biz daha önce de verdiğimiz söz uyarınca, kim olursa olsun ben adayımızdan daha çok çalışmanın sözünü vermiştim. Şu anda da onu gerçekleştiriyorum. 1-2-3 sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisindeki tercihidir. Ama asıl hedef 7 Haziran'dır. Başkanım, 7 Haziran'da bu coşku, bu yoğunluğu da görecek miyiz? Tabii kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde Kırıkkale'de iddialıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi içinde, kendi örgütünde uyumludur. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde demokrasiye inanmıştır ve üyelerinin belirlediği bir tercihle ön seçim yapmıştır. Başarısız olmak için önümüzde hiçbir engel yok. Ama başarılı olmak için önümüzde çok artı var. Bu artıları değerlendireceğiz, kenetleneceğiz. Sadece ilk üç değil, listeye girmeyen diğer 5 arkadaşlarımız da buraya gelecek. Onun sözünü verdiler. Hep beraber çalışacağız, başarılı olacağız. 7 Haziran'da buradan milletvekili çıkaracağız. Başkanım, buradan son olarak değerli halkımıza son mesajınızı ne dersiniz? Ben Cumhuriyet'in, demokrasinin, Atatürk ilkelerinin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bugün çocuklarımızın geleceği ipotek altında. Çocuklarımızın sabah uyandığında garantileri yok. Artık bu ülkede ülkemizin bölünmesi tartışılıyor. Valiliklerde, kamu kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin indirilmesine şahit olduk. O yüzden biz tıpkı 1920'lerde bizim atalarımızın yaptığı gibi mücadele edeceğiz, direneceğiz, kazanacağız. Bunu yaparken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağrı çok geniş. Herkese burada yeri var. Tüm Kırıkkale halkını buraya davet ediyoruz. Bir defalığına emanet oy vermeye çağırıyoruz. Bizler, başta genel başkanımız olmak üzere, o emanet oya haram bulaştırmayacağız. O emanet oyu doğru kullanacağız. Sadece 7 Haziran değil, ondan sonrası için de ülkemizi, gerek üniter yapısı, gerek çağdaş yapısı, gerek insan haklarına olan inancı, gerek hukuk devleti vizyonuna yeniden kavuşturacağız. Suçlarında tabii ki net olmasa da elimizdeki bilgileri dahilinde değerli izleyenlerimize paylaşır mıyız? Ben aslında yanılmak istemiyorum. Bana gelen bilgiler uyarınca bir Murat Çakırca oldu. İki Ziya Kavlak oldu bildiğim kadarıyla. Ama üçüncü konusunda daha bana ulaşan bir şey yok. Ama bilgimiz yok. Beraberlik içerisinde adaylarımızın kesinlikle, beraber diyor. Kesinlikle. Sekiz adayımız bugün 3 kişi listeye girdi. Ama 8'i de hem 1, hem 2, hem 3 sıralamaya girecek kadar yürekli. Hacı Arap Karadönmüş gözüküyor. Aldığım en son bilgi öğrenci. Çünkü Murat Çakırca, ikinci Ziya Kavlak, 3. Herhalde en son gelen bilgiye göre Hacı Arap Karadönmüş. Diğer giremeyen arkadaşlarımız da burada. Onlar da buradalar şu anda. Birlik beraberlik içerisinde aynı beraberiz. Zaten ön seçimin amacı partide kırgınlığı ortadan kaldırmak. Bizim üyemiz, partilimiz aklı başındadır. Bizim halkımız aklı başındadır. Verilen karara, partili üyenin verdiği karara sahip çıkar, değer verir.
biz öyle olacağını umuyoruz, biliyoruz.